Bir yandan da röportajlarına bakarken beste yaptığını da gördüm, okudum, söylemişsin. Hatta Gel şarkın. Peki bu süreçte yaptığın besteler var mı? Hani eve kapandık ya, bir de böyle ekstra beste adına bir şeyler kendin yaptın. Var evet, ben o zamanlar işte ben hep İngilizce, dediğim gibi İngilizce şarkı söylüyordum. Şarkılarım da hep yazdığım şarkılar İngilizce. Ama işte Türkiye piyasasına girdikten sonra başladım hani ufak tefek biraz Türkçe de yazmayı, ama tabii ki benim alıştığım müzik biraz Türkçe, melodik yapısı farklı. Bu yüzden biraz zorlanmıştım ilk zamanlarda. Çok böyle Türkçe yazılmış ama Batı sound, Batı melodiler gibi oluyordu. Ama evet, zamanla çalışarak biraz daha hani Türk müziğe ve Türk'ün beğeneceği tarz bir yani yazmaya başladım. Ve evet, şu anda bir proje var. Yine benim yazdığım bir şarkı. İnşallah bakalım, işte bu olaylar biraz sakinleşince klip çekmeyi düşünüyorum ona. Yani bu daha bir heyecanlı oldu, sana ait olunca neler çıkacak acaba diye böyle bir merak. Aynen. Bir yandan da Boğaz'da yangın var diye önce ilk ondan bahsedelim. Şarkı çıkardı, single çıkardı. O da çok sevindi herkes tarafından ve çok da böyle yani güzeldi, değişikti. Yine böyle kendin has yorumladığın, sesinin öne çıktığı ve ekstra klip de çok güzeldi. O şarkı süreci nasıl oldu? Nasıl o şarkıya karar verdin? Onu da biraz anlatır mısın bize? Ben o zamanlar Sony Müzik'le beraberdim ve onlarla işte birkaç proje üzerine çalışıyorken hep böyle bir şey vardı. Hani ilk çıkaracağın şarkı çok önemli oluyor ya, hani seni de yansıtması gerekiyor. İşte şöyle böyle bir takım şeyler varken çalıştığımız projeler hep askıda kalıyordu veya devam edilmiyordu. Bir günde bu şarkının demo hali bana geldi. Ki ilk duyduğumda yani çok şey olmuştum, etkilenmiştim. Hani biliyorsunuz o olay hep var. Hani dinlediğin şarkı sana hitap etmeli. Sana bir şekilde bir şey ifade etmesi gerekiyor ki ben demo halini dinlerken aynen o şekilde dedim ki yani bu şarkı kesinlikle olmalı. Ondan sonra kaydını yaptım. O zamanlar Gürsel Çelik vardı, onunla çalışıyordum. Şarkının da piyasada birçok yani şarkılara imza atan Alper Narman, Onur Özdemir var. Onlar yazdı şarkıyı. Ve aynen ilk çalışmam oldu. Bayağı Değişik oldu yani, yani şimdi bakmış olsam belki hani ne bileyim daha farklı bir şey mi olmalıydı, ama ben kendi yorumumdan çok memnunum. Yani değişik bir çalışma olduğunu düşünüyorum.